Merhaba arkadaşlar, ben Kaan Muhammed Şahin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün A1 düzey 7. dersimizi yapacağız. Bugün de A1 düzey basit parçalarla temel İngilizcemizi geliştirmeye çalışacağız. İlk parçamızın adı Questions, sorular. Hep birlikte okuyalım. Questions. When does Ronald eat breakfast? He eats breakfast in the morning. What does he eat for breakfast? He eats ham and eggs. What does he drink for breakfast? He drinks coffee. Where does he eat breakfast? He eats breakfast at home. Who makes breakfast for Ronald? His wife makes breakfast for him. Why does Ronald eat breakfast? Because food gives him energy. What does he do after he eats breakfast? He brushes his teeth. What does he do after he brushes his teeth? He goes to work. Which bus does he take to work? He takes the city bus to work. Evet arkadaşlar, questions, sorular. When, ne zaman? When does Ronald eat breakfast? And Ronald, ne zaman breakfast, kahvaltı, eat, yer? Soru cümlesi. He eats, o yer. He eats breakfast, kahvaltı, yer. In the morning, sabahleyin, yer. What does he eat? What, ne? What does he eat? O, ne, yer? What does he eat for breakfast? O, kahvaltı için, ne, yer? He eats, o, yer. Ham, yani jambon, salam gibi şeyler, pastırma gibi. He eats ham and eggs, yani pastırma, jambon ya da eggs, yumurta yer. Egg, yumurta demek. What, ne? What does he drink? O ne içer? What does he drink for breakfast? Yani kahvaltıda, kahvaltı için ya da kahvaltıda ne içer? He drinks coffee. O kahve içer. Where, nerede? Where does he eat? O nerede yer breakfast? O kahvaltısını nerede, nerede yapar? He eats, o yer. Breakfast, kahvaltı yer. Yani kahvaltısını yapar. At home, evde yer. Who, kim? Who makes, kim yapar? Who makes breakfast? Kim kahvaltıyı yapar? For Ronald. Yani Ronald için kahvaltıyı kim hazırlar? His wife, eşi. Makes breakfast, kahvaltı hazırlar. For him. Onun için kahvaltıyı eşi hazırlar. Why, neden? Why does Ronald eat breakfast? Ronald eats breakfast. Neden kahvaltı yer? Neden kahvaltı yapar? Because, çünkü food, yiyecekler, gıdalar, gives, verir. Yani yiyecek, gıda gives him. Him, ona verir. Energy, enerji verir. What, ne? What does he do? O ne yapar? What does he do after, sonra? After he eats breakfast. Yani o kahvaltı yedikten sonra, o kahvaltı yaptıktan sonra ne yapar? He, o, brushes, fırçalar. His teeth, dişlerini fırçalar. What does he do? O ne yapar? After, sonra. After he brushes, fırçaladıktan sonra. His teeth, yani o dişlerini fırçaladıktan sonra ne yapar? He goes, o gider. He goes to work, işe gider. Which bus, hangi otobüsü does he take, alır? Yani almaktan kasıt arkadaşlar binmek. Which bus, hangi otobüse does he take, o biner. To work, yani işe giderken, iş için hangi otobüse gider? He takes, o biner. The city bus, yani şehir otobüsü dediğimiz normal belediye otobüsünü kastediyor. He takes the city bus to work. To work, işe gitmek için ya da işe giderken belediye otobüsüne biner. Evet arkadaşlar, parçamız bitti. Diğer parçamıza geçelim. A thin man, yani zayıf adam anlamında. A thin man. Richard is a light eater. He doesn't eat much. He isn't a heavy eater. He eats a light breakfast, a light lunch, and a light dinner. Richard is not fat. He is thin. He will always be thin because he is a light eater. He eats a bowl of cereal for breakfast. He eats a bowl of cereal with milk. He eats a sandwich for lunch. Sometimes it's a fish sandwich. He likes fish. He eats rice and vegetables for dinner. All he eats for dinner is rice and vegetables. He will never get fat. Evet, a thin man, ince bir insan. Biz zayıf diyoruz ama kastettiğimiz ince, zayıf bir insan, ince bir insan. Erkek daha doğrusu ya da. Richard is a light eater. Light, hafif demek. Light eater, yani hafif yiyici. Hafif yiyiciden kastımız ne arkadaşlar? Az yemek yiyen insan. Yani Richard az yemek yiyen bir insandır. Hafif yiyici. Evet, kusura bakmayın. He doesn't eat much, o much fazla, doesn't eat, yemez. He isn't, o değil, a heavy eater,
ağır bir yiyici değil. Ağır yiyiciden kastımız ne? Yani çok yemek yiyen bir insan değil. He eats, o yer, a light breakfast. Yani hafif bir kahvaltı yer. Yani hafif bir kahvaltı yapar. A light lunch, hafif bir öğle yemeği yer. A light dinner, hafif bir akşam yemeği yer gibi. Richard is not fat, fat şişman. Richard is not fat, şişman değil. He is o, thin, ince. He will always, o, always, her zaman will be olacak. Will gelecek zaman arkadaşlar, ecek, acak demek. He will always bu be, o hep olacak. He will always be thin, o hep ince olacak. Yani zayıf kalacak. Because, çünkü burada virgül olmayacak, hata yapmışız. Hemen silelim. Because, çünkü he is o, a light eater, hafif yiyici, yani az yemek yiyen bir insan. He eats, o yer, a bowl of dedi, bir kase. He eats a bowl of cereal. Cereal da arkadaşlar gevrek. Yani kahvaltılık gevrek var ya, bu süt döküp yediğimiz, adı neydi hatırlamıyorum şu an. He eats, o yer, pardon, şuradaydı. He eats, o yer, a bowl of, bir kase cereal, gevrek, hani mısır patlağı falan yer. Tahıl yer işte, tahıllı patlaklar. For breakfast, kahvaltıda bir kase gevrek yer. He eats, o yer, a bowl of cereal with milk. Yani o bu cereal'ı with milk, sütle yer diyor. He eats, o yer, a sandwich, bir sandviç yer. For lunch, öğle yemeği için bir sandviç yer. Sometimes, bazen, it is bu a fish sandwich, balıklı sandviçtir. He likes fish, o fish, balığı sever. He eats, yer, rice, pirinç yer, and vegetables ve sebze yer. For dinner, yani akşam yemeğinde de pirinç ve sebze yer. All he eats, onun bütün yediği, for dinner, onun akşam yemeğinde bütün yediği, is rice and vegetables, pirinç ve sebzedir. He will, o ecek acak. He will never, olmayacak. Get fat de şişmanlamak arkadaşlar. He will never get fat, o asla şişmanlamayacak, kilo almayacak anlamında. Evet, bu parçamız da bitti. Diğerine geçelim. Diğer parçamız a piece of paper, yani bir parça kağıt. Okuyalım. A piece of paper. Jimmy dropped a piece of paper on the floor. He bent over and picked it up. He folded the piece of paper in two. He put it on the table. He picked up a pencil. He wrote a phone number on the piece of paper. He put the pencil on the table. He picked up the scissors. He picked up the piece of paper. He cut the paper in half. He put one half of the paper on the table. He put the other half with the phone number in his shirt pocket. He put the scissors on the table. Evet arkadaşlar, parçamıza bakalım ne diyor. A piece of paper, a piece, parça demek. A piece of, bir şeyin parçası. A piece of paper, yani bir parça kağıt ya da kağıt parçası diye çevirebilirsiniz. Jimmy dropped, Jimmy düşürdü. Yani drop arkada düşmek, düşürmek anlamında. Jimmy dropped, Jimmy düşürdü. A piece of paper, bir parça kağıt düşürdü. On the floor, yere düşürdü. He, o, bent over, eğildi, büküldü. And picked it up, onu picked up, aldı. Yani yerden aldı. He, o, folded. He folded, eğdi, büktü, katladı. He folded the piece of paper, kağıt parçasını katladı. Into, ikiye katladı. He, o, put it, onu koydu. On the table, masanın üstüne koydu. He picked up, o aldı. A pencil, bir kalem aldı. He wrote, yazdı. A phone number, bir telefon numarası yazdı. On the piece of paper, kağıt parçasının on üstüne bir telefon numarası yazdı. He put, o koydu. The pencil, kalemi koydu. On the table, masanın üstüne koydu. He picked up, aldı. He picked up the scissors, makası aldı. Scissors, makas demek arkadaşlar. He picked up, aldı. The piece of paper, kağıt parçasını aldı. He, o, cut, kesti. Cut the paper, kağıdı kesti. In half, half yarım demek. In half dedi, ortadan ikiye kesti anlamında. He put, koydu. One half, bir yarısını koydu. One half of the paper, kağıdın bir yarısını koydu. On the table, masanın üstüne koydu. He put, koydu. The other half, diğer yarısını koydu. Hangi diğer yarısı arkadaşlar? With ile the phone number. Yani telefon numaralı diğer yarısını. Üzerine telefon numarası olan diğer yarıyı koydu. In his shirt pocket, gömleğinin cebine koydu.
He put koydu. The scissors makası koydu. On the table masanın üstüne koydu. Evet arkadaşlar, bu parçamız da bitti. Diğer parçaya geçiyoruz. Diğer parçamızın adı buy a new car, yani yeni bir araba al ya da almakla ilgili yeni bir araba satın al. Buy a new car. Linda wants to buy a new car. She has an old car. Her old car is a white Honda. Linda wants to buy a new Honda. She wants to buy a new red Honda. She has saved $1,000. She will use $1,000 to help buy the new car. She will give $1,000 to the Honda dealer. The Honda dealer will give her a contract to sign. The contract will require her to pay $400 a month for 7 years. Her new red Honda will cost Linda a lot of money. But that is okay, because Linda makes a lot of money. Evet arkadaşlar, parçamıza bakalım. Buy a new car, yeni bir araba satın al. Linda wants, Linda istiyor. Wants to buy, satın almak istiyor. A new car, yeni bir araba satın almak istiyor. She has, onun var. An old car, eski bir arabası var. Her old car, onun eski arabası, is a white Honda, beyaz bir Honda. Linda wants, Linda istiyor. To buy, satın almak istiyor. A new Honda, yeni bir Honda satın almak istiyor. She wants, istiyor. She wants to buy, satın almak istiyor. A new red Honda, yeni kırmızı bir Honda satın almak istiyor. She has saved, arkadaşlar she has saved present perfect tense, biriktirir demek, yani şu ana kadar biriktirir demek. Buradaki has'in var, sahip olmakla alakası aslında yok. Var da yok yani, evet. She has saved, o biriktirdi. $1,000, $1,000 biriktirdi. Will de gelecek zamanda ecek acak. She will use, o kullanacak. She will use $1,000, $1,000 kullanacak. To help, burada bilmek anlamında. To help buy the new car, yeni arabayı satın almak için $1,000 kullanacak. She will give, o verecek. $1,000, $1,000 verecek. Kime verecek? To the Honda dealer, Honda satıcısına verecek. The Honda dealer, Honda satıcısı, will give, verecek, her, ona verecek. A contract, bir contract, yani sözleşme verecek. Niçin? To sign, imzalaması için verecek. Dealer satıcı demek arkadaşlar. Honda dealer, Honda satıcısı. Contract da sözleşme. The contract, sözleşme, will require, gerektirecek. Will require her, onun gerektirecek. To pay, ödemesini gerektirecek. $400, $400 ödemesini gerektirecek. A month, ayda, for 7 years, 7 yıl boyunca. Her new red Honda, onun yeni kırmızı Honda'sı, will cost, mal olacak. Linda, Linda'ya mal olacak. A lot of money, bir sürü paraya. But that is okay. Ama bu tamamdı yani, sorun değil. Because, çünkü Linda makes, Linda kazanıyor. A lot of money, bir sürü para kazanıyor. Evet, burada kedi geldi. Diğer parçamız arkadaşlar, a storm, storm fırtına demek. Şimdi onu okuyacağız. Okay. A storm, fırtına. A storm. Laura looked out the window. A storm was coming. The sky was getting darker. The wind was starting to blow. Some trees were bending. Leaves were flying through the air. It was getting cold. She closed all the windows. She went outside. Her car was in the street. She closed the windows in her car. She locked her car. She went back into her house. She turned on the TV. She wanted to see the news about the storm. The TV person said it was a big storm. He said it would rain a lot. He told people to stay home. A storm, fırtına. Laura looked out, baktı, yani dışarı baktı. Looked out the window, pencereden dışarı baktı. A storm, bir fırtına, was coming, geliyordu. The sky, gökyüzü, was getting, oluyordu. Get burada olmak anlamında. Şimdi anlayacaksınız. Was getting darker, daha karanlık oluyordu. Ne diyoruz biz Türkçe? Hava kararıyordu. İngilizler ne diyormuş? Gökyüzü daha karanlık oluyordu gibi. Evet. The wind, rüzgar, was starting, başlıyordu. To blow, esmeye başlıyordu. Blow, esmek demek. Some trees, bazı ağaçlar, were bending, eğiliyorlardı. Leaves, yapraklar, were flying, uçuşuyorlardı. Through the air,
havada, havanın içerisinde uçuşuyorlardı. It was getting cold, soğuyordu. Get cold, soğumak. It was getting cold, soğuyordu. She closed, o kapattı. All the windows, bütün pencereleri kapattı. She went, gitti. Outside, dışarı gitti. Her car, onun arabası, was in the street, sokaktaydı. She closed, kapattı. The windows, pencereyi kapattı. In her car, arabasındaki pencereleri kapattı. She locked, kilitledi. She locked her car, arabasını kilitledi. She went back, geri gitti. She went back into her house, evinin içine geri gitti. Yani evine geri döndü. She turned on, açtı. She turned on the TV, televizyonu açtı. She wanted, istiyordu, to see, görmek. The news, haberleri görmek istiyordu. About the storm, fırtına hakkındaki haberleri görmek istiyordu. The TV person, yani televizyondaki kişi, sunucu, said, dedi, it, onun, was, olduğunu, a big storm, büyük bir fırtına olduğunu söyledi. He said, o dedi, would, eject, acaktı demek, it would rain, yağmur yağacağını, helal, çok yağmur yağacağını söyledi. He told people, insanlara söyledi, to stay home, evde kalmalarını söyledi. Arkadaşlar, burada mırlama duyuyorsanız o kedi mırlaması. Evet, diğer parçamıza geçelim. Diğer parçamız arkadaşlar, try to sleep. Try to sleep. Norma went to bed. It was 11 o'clock. She turned out the light. She lay in bed. It was dark. It was quiet. She couldn't sleep. She closed her eyes. She tried to sleep, but she couldn't. She turned the light back on. She opened her book. She started to read her book. It was a good book. She read one page, then she read another page. After a while, she felt sleepy. She closed the book. She turned out the light. She closed her eyes. She went straight to sleep. Evet, kedilerle biraz zor olduk, kusura bakmayın. Try to sleep, uyumaya çalışmak. Norma went, Norma gitti. Norma went to bed, yatağa gitti. It was 11 o'clock. Saat 11'de. Şşt, pardon. Pardon, bu arada bir tane seveceğim diye tırnaklarını geçirdi. It was 11 o'clock, saat 11'di. She turned out, kapattı. She turned out the light, ışığı kapattı. Turn out, kapatmak. Ya da turn out, kıstı daha çok, affedersiniz. She turned out the light, ışığı kıstı. She lay, yattı. She lay in bed, yatağa yattı. It was dark, karanlıktı. It was quiet, sessizdi. She couldn't sleep. Couldn't arkadaşlar, yapamadı, edemedi demek. She couldn't sleep, uyuyamadı. She closed, kapattı. She closed her eyes, gözlerini kapattı. She tried, çalıştı, çabaladı. Pardon, bir dakika. Evet, kediler onlarla ilgilenmediğim için saldırıyorlar. Okay. She tried, çalıştı, to sleep, uyumaya çalıştı. But ama she couldn't, yapamadı. She turned, on var. She turned on, açtı. The light, ışığı, back, geri açtı. She turned the light back on, ışığı geri açtı. She opened, açtı. Her book, kitabını açtı. She started, başladı. To read her book, her book, kitabını okumaya başladı. It was a good book, iyi bir kitaptı. She read, okudu. One page, bir sayfa okudu. Then daha sonra she read, okudu. Another page, başka bir sayfa okudu. After a while, bir süre sonra she felt, o hissetti, sleepy, uykulu hissetti. Yani uykusu geldi. She closed, kapattı. The book, kitabı kapattı. She turned out the light, ışığı kıstı ya da kapattı. She closed, kapattı. Her eyes, gözlerini kapattı. She went, gitti. She went straight, doğruca gitti. Yani she went straight to sleep. Yani direktmen uyudu gibi, doğruca uyuyakaldı gibi. Evet, bu arada evet. Küçük bir kedi sağlıyorsam maruz kaldım. Evet arkadaşlar, bir dersin daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka derste görüşürüz. Ben Kaan Muhammed Şahin. Herkese İngilizce çalışmalar. Evet.